Evet arkadaşlar, merhabalar. Dünya Ligi'nde Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hakikaten lige ve kupaya çok iyi başlamıştık. Şöyle baktığımız zaman ligde 5'te 5 yaptık Divizyon 3'te B grubunda ve liderlik koltuğundayız. Kupada da Santa Fe deplasmanında penaltılarla kazanmıştık. Şimdi üst üste iki tane kupa maçımız var. Bordo ve Dilla ile. Daha sonra Real Betis, Feyenoord, Atletico Mineiro maçları Dünya Ligi kariyerimiz Divizyon 3 üzerinden devam edecek. Şöyle Bordo maçına yavaş yavaş geçelim. Bordo maçında az kadroyla çıkacağım açıkçası. Diğer maçta, Dille maçında ise tanımadığım bir takım. Yedek kadroyu süreceğim sahaya. Bu bize 2 Bordo'ya 3-20 oran verilmiş. Ricardo Gomez Bordo'nun teknik direktörü. 32.466 bilet satılırken Rocky Adora'da maçın hakemi arkadaşlar. Hava sıcaklığı 28 derece. 24 Eylül'de gerçekten güzel bir hava sıcaklığı diyebilirim. Şöyle kadromuza bakalım. Mitroğlu'nun yerine mecburen Diakli'yi oynatacağız. Mitroğlu bu karşılaşmada da forma giyemiyor. Şöyle Luyendama'yı koyalım. Luyendama'yı defansa koyalım. Martin Linnes'in yerine Mariano'yu alalım. Az kadro çıkacağım demiştim bahsettiğim gibi. Mariano'yu alalım. Semih'i çıkartıp yerine Fernando'yu, yani sarı kart sınırını görüyorsunuz yine herhalde. Ciddi sarı kart sıkıntımız yine devam ediyor arkadaşlar. Bakalım bu bizi ne kadar yaralayacak, açıkçası hiçbir fikrim de yok bu konuda. Şimdi yedekleri ayarlayalım. Donk'un yerine Belhanda'yı koyalım. Bakalım Yunus Akgün'ü alalım arkadaşlar. Yunus Akgün'ü de Ahmet Sivri'nin yerine koyalım ve maça başlayalım. Evet, ilk 11'imiz Muslera, Mariano, Lindoma, Marcano, Gatomo, Ndiaye, Fernando, Fegüli, Emrakova, Onyekuru ve Mbaye Diakne ile başlıyoruz karşılaşmaya. Umarım güzel bir galibiyet alırız Bordo karşısında kendi sahamızda ve güzel performansımızı devam ettiririz. Gerçi son iki maçta ikişer gol yemiştik kalemize. Defansa birazcık sıkıntılar yaşadığımızı gördük ama hücum anlamında da iki maçta 8 gol attık arkadaşlar. O yüzden defansif sıkıntılar çok göze batmadı. Rakipte en etkili futbolculara baktığım zaman Vada'yı biliyorum. Karamoah var. Karamoah 8 numaralı. Yan Karamoah Inter'den kiralık. Sankare, Otavio var. Dikkat edilmesi gereken oyunculardan biridir kendisi. Sol bekte Pelle'de etkili bir oyuncu. Kaleci de Kostil. Evet, karşılaşmaya şöyle yavaştan başlayalım. Umarım dediğim gibi bizim için iyi bir maç olur. Sakatlıksız, belalıksız turu geçeceğimiz skoru yakalayacağımız bir maç olur arkadaşlar. Tek temennim bu açıkçası. Umarım bunu başarırız. Karşılaşmaya Bordo başladı. Evet, 3. dakika içindeyiz. Herhangi bir gol teşebbüsü yok şu dakikaya kadar. 5 geçti, 5. dakika geçti. Fransızlar biliyorsunuz defansıyla ünlü oyun takımlar aslına bakarsanız. Evet, maç durgun başladık. Biz de durgun başladık biraz. %59'a %55'e 45 toplu oynama üstünlüğümüz var. 0-0 devam ediyor. Dakika 15 arkadaşlar. 3 şut attık biz. Kostil. Marcao. Emre Akbaba. Feguli. Ndiaye ve gol. Evet, gol buluyoruz. İlk şutumuz, etkili şutumuz. İlk organize hatamızda Badou Ndiaye'nin golüyle 1-0 öndeyiz arkadaşlar. İşte Feguli Ndiaye böyle vuruyor topa, köşeden fileleri buluyor. Bu sezonki ilk golü Badou Ndiaye'nin, Feguli'nin asistinde Ndiaye'nin golüyle 1-0 öne geçtik. Dakika 18 arkadaşlar. Evet, gerçekten güzel bir organizasyonla bulduk golü Fransızlar karşısında. 6 şut attık. 3'ü kaleye vurdu. Fransızların içerisinde şu an şutu yok. Nagatomo sarı kart gördü. Vada'nın vuruşu Friki'yi az farklı avut. Güzel başladık, iyi başladık. Özellikle savunma performansımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Hücumda biraz zayıf kalmış olabiliriz diğer maçlarımıza ama önemli olan kazanmak. Bir şekilde defansı iyi yaptığımız zaman bir şekilde bu takım gol buluyor arkadaşlar. Onu gördük. Evet, şimdi geliyorlar. Sol tarafta gol, pozisyonu dışarıya, tehlikeli geldi. Bordo bu pozisyonda. Evet, dakika 35'e doğru geliyoruz. 1-0 üstünlüğümüz devam ediyor Bordo karşısında. Maçın iyisi Badou Ndiaye, Feguli, Fernando olarak gözüküyor şu an. Emre Akbaba, Diakne ve Onyekuru da düşük performans gösteren, vasat oynayan oyuncularımız zaten hücum anlamında. Aslına bakarsanız etkisiz olmamızın sebeplerinden biri de bu. Evet, sadece 8 şut attık, 4'ü kaleye buldu. İsabetli şutu yok Bordo'nun. Evet, hücum anlamında birazcık hakikaten vasat bir karşılaşma oynuyoruz diyebiliriz. Feguli uzun topu. Henry Onyekuru bıraktı. Şut geldi dışarı. Emre Akbaba'nın şutu dışarıya. Yine de 10 şut attı. 5 isabetli kaleyi bulan şutumuz var. Evet, ikinci yarıya başlayalım. Herhangi bir oyuncu değişikliği yapmayacağım.
Devam edeyim. Hatta sarı kartlı oyuncularımız cezalarını tamamlaması açısından bu maçta sarı kart görürlerse bir kupa maçı daha Dille maçında oynamamaları bizim avantajımız olur diye düşünüyorum Emre Akbaba bunu dışarıya. Evet ikinci yarıda bir Belhanda hamlesi yapabilirim gibi gözüküyor. Hakikaten Emre Akbaba ve Diakni de bugün gününde değil. Hücum oyuncularımızda sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Uzamasın maç. Yani şu an isteyeceğimiz en son şey uzamasın. Kupa maçlarında yenilelim ama uzamasın. Evet, Fegoli de sarı kart gördü. Çünkü gerçekten kondisyonumuz çok dinç kalmalı. Çok zor bir periyoda giriyoruz. Şimdi hatamız gelişiyor. Fegoli, Diakne, pas, Emre Akbaba, Onyekuru, Onyekuru. Kaçırdık golü. Güzel bir hücumdu. Onyekuru golü kaçırdı. Orta geldi savunma. Bu arada da fena savunma yapmıyor. Şu dakika kadar hakikaten iyi savunma yaptıklarını söylemek mümkün arkadaşlar. Şimdi Nagatomo, Fernando ve penaltı kazandık. Evet, penaltı kazandık. Topun başında Mbaye Diakne. Diakne. Bu sezonki 7. golü. 2-0 öndeyiz. Dakika 61. Mbaye Diakne köşeye çok güzel gördü. Ve 2-0'ı yakaladık. Evet, biraz rahatladık. Bu golle. 2-0 Bordo karşısında. Pardon arkadaşlar, özür dilerim. 2-0'ı yakaladık. Bunun mutluluğu içindeyiz. Dakika 67. 67 skor 2-0. Şimdi hatamız gelişiyor Avut. Evet bir oyuncu değişikliği yapalım. Değiştirelim oyuncu. Hem şey olarak Atalay'ı alalım Emre Akbaba yerine. Atalay forma şansı bulsun. Fernando'nun yerine Belhanda'yı sokalım arkadaşlar. Belhanda nerede? Burada. Sinan Gümüş'ü de Henry Onyekuru yerine sokalım. Çünkü bayağı bir sıkıntısı var Henry Onyekuru'nun da kondisyon olarak. Evet karşılaşmaya devam ediyoruz. Artık şu maç bitsin şöyle sakatlık cezalık vermeden. Defansımızı bugün beğendim açıkçası. Çok net gol pozisyonu vermedik. Luyendama 7-1. Markao da 7 oyuncu puanıyla oynuyorlar. İyilerdi bugün. Defans olarak verimli bir maç çıkarttığımızı söyleyebilirim açıkçası. Hücumda birazcık yalpaladık ama sonuçta 2 gol bulduk. Biz her maç gol bulacağız arkadaşlar. Yani bunu çok rahat görebiliyoruz zaten. Gol bulma konusunda herhangi bir sıkıntımız olmayacak ama yemeyeceğiz. Yememeye özen göstereceğiz. İlk amacımız bu olacak açıkçası. 2-0 öndeyiz. Dakika 87. 89'a doğru geliyoruz artık. Maçın bitmesini bekliyoruz. Diğer maçlara nazaran biraz sıkıcı bir maç olduğunu kabul etmekte fayda var. Şimdi bordo hata. Otavio. Uzun top. Savunma atakları devam ediyor. Bordo'nun. Ceza sahasında Muslera. Net pozisyon. Net pozisyon kaçırdı. Muslera kurtardı. Otavio. Sabali. Otavio. Sabali. Evet artık maçın sonunu bekliyoruz. Onlar da bıraktılar. Veda. Vada. Kalu, Mavi Taç. Son saniyeler Türk Telekom Arena'da ve kupa mücadelesinde Bordo'yu 2-0 yenerek yolumuza devam ediyoruz. 21 şut attık, 10 kaleye buldu. Bordo'nun ise 7 şutu var, 4'ü kaleye buldu. %55'e 45 topla oynama üstünlüğümüz var. Beğendim, özellikle defansif performans açısından beğendim. Asistan'a devredelim bu maçı. Yani hücum anlamında biraz sıkıntı yaşadık ama bir şekilde 2 gol bularak karşılaşmadan galip ayrılmasında birlik arkadaşlar. Şimdi önümüzde zorlu bir Dila Gori deplasmanı var. Tanımıyorum. Polonya takımı olabilir Dila Gori sadece. Onu biliyorum. Çok bir bilgim yok açıkçası arkadaşlar Dila Gori ile ilgili. Evet şimdi Dila Gori maçı. Dila Gori deplasmanına gideceğiz. Bu karşılaşmada açıkçası ciddi bir rotasyon yapacağım. Hem daha sonra lig maçımız olması hem de Dila Gori ekibinin zayıf olduğunu düşündüğüm için bayağı bir rotasyona gideceğiz. Bayağı bir yedek kadroyla çıkacağız. Oyuncularımızı da korumak adına böyle hamleler yapmamız şart açıkçası. Yoksa bu fikstürden çıkamayız. Çıkmamız mümkün değil arkadaşlar. Sonra da Real Betis'le Dünya Ligi Divizyon 3'e devam edeceğiz. 5'te 5 ile başlamıştık. Real Betis'le yenip kesinlikle 6'da 6 yapmak istiyoruz ve yapabilecek de güçteyiz. Real Betis'i yenebileceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi gol bulmada herhangi bir sıkıntımız yok. Son maçta gol diyemedik ama esas sıkıntımızın Real Betis'i mi? Bir daha bakalım. Evet Real Betis, Feyenoord. İki deplasmanımız olacak. Hollanda ve Brezilya'ya gideceğiz.
Gol bulmada dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz ama esas sıkıntı biraz defansta yaşadık son haftalarda. Üst üste iki maçta dört gol yememiz biraz tedirgin etmişti bizi ama bulduğumuz gollerle çok sıkıntı yaratmadı. Son maçta da Bordeaux karşısında iyi durduk savunmada. Bu arada Real Madrid Manchester City 4-0 yenmişti Vizyon 1'de. Müthiş bir sonuç. Manchester United 1, Porto 0, Napoli 1, Arsenal 0, Monaco 3, Olympique Lyon 0, Benfica 3, Bayern 0, Paris Saint-Germain 1, Roma 2. Hakikaten ilginç sonuçlar var. Juventus 2, Liverpool 1. Gerçekten değişik sonuçların da gerçek olduğu bir Dünya Ligi kariyeri geçiriyoruz. Bakalım biz eğer çıkabilirsek Divizyon 1'e amacımız bu zaten. Nasıl bir sonuç alacağız çok merak ediyorum açıkçası. İşte B grubu maçında River deplasmanda Tigres'i 3-0 yenerken A grubu maçında Atalanta yine puan kaybetmiş. 1-1 berabere kalmış. Atalanta benim B grubunda favorilerimden biriydi. Çok sağlam bir takım Atalanta hakikaten ama istediği çıkışı yakalayamadılar ve şu an hakikaten kötü bir noktadalar. Torino'da Boca ile oynuyor. Favorim Boca. Boca'nın kaybetmeyeceğini düşünüyorum İtalya'da şahsen. Sağlam bir takım. Boca Juniors ciddi derecede sağlam bir takım arkadaşlar. Bunu da eklemekte fayda var. Devre arası transfer döneminde birkaç takviye yapacağız. Evet Torino yenmiş. Zaza'nın golüyle yenmiş ama Mas'ın 10 kişi kalması maçta etkiliymiş. Torino'nun ilk mağlubiyeti olmuş bu A grubunda. Evet 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet var Torino'nun. 2. Hoffenheim, 3. Mainz, 4. PSV, 5. Eintracht Frankfurt. Alman ilk 5'te A grubunda, Divizyon 3 A grubunda ilk 5'te 3 tane Alman var. Fenerbahçemiz 13. sırada. Beşiktaş iyi durumda. Bizim şöyle ligimize kısaca bir baktığımız zaman 5 maçta 15 puanımız var. Hatta eksik maçımız var. 6 maçta 11 puanını Hamburg, 6 maçta 10 puanını River, 6 maçta 10 puanını Ajax var. Beşiktaş ise 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 8 puanlık eksik maçını aldığında 3'üncülüğe kadar çıkma şansı var. İnşallah o maçı da alırlar. El ele çıkalım Türk takımlarıyla isteriz tabii ki Divizyon 2'ye. Türkiye'nin başarısını isteriz. Böyle bir kıtalar arası turnuvada açıkçası. Evet şimdi yavaş yavaş maç geliyor. Şu bakalım. Evet bize 1.25 vermiş oran. Demek ki bu kadar kötü bir takım. Divizyon 9'daymış zaten Dilegori. Evet şey takımı. Neydi bu ya? Gürcistan takımı. Gürcistan takımı evet. Gürcistan takımıyla oynayacağız. Yeneriz diye düşünüyorum. Yedek kadroda olsak bu maçta herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Ondan sonra Real Betis ve Feyenoord deplasmanında minimum yine hedefimiz 4 puan olacak. Kendi sahamızda şu ana kadar oynadığımız maçların hepsini kazandık. 3'te 3 yaptık. 4'ü 4 yaparsak minimum sanırsam şöyle bir 15 galibiyet alırız gibime geliyor arkadaşlar kendi sahamızda. Bu da 45 puan eder. 70 puanında üst lige çıkmak için yeterli olduğunu düşündüğümde deplasmandan toplayacağımız 25 puan yani 8 galibiyet, 9 galibiyetle bu divizyon 2'ye çıkarız diye düşünüyorum açıkçası. Tabii takımın performansı böyle devam ederse hakikaten şu ana kadar iyi bir performans gösteriyor çocuklar. Gerçekten iyi bir performans. Antrenman raporlarında Mitroğlu'nun kötü gösterilmiş. Malik Kalamet iyi. Evet Malik bayağı iyi çalışıyor hakikaten 19 yaşındaki altyapı oyuncumuz. Onu da az kadroda kullanıyoruz. Belki bunun 11'de de şans verebiliriz Dile karşısında. Enteresan şekilde kiralık oyuncular kupada oynatılamıyor çünkü. Bu Mitroğlu'nu değerlendiremiyorum. Mitroğlu'nu Real Betis maçında oynatacağım ama kesin oynatacağım. Çünkü kaybetmememiz gereken bir oyuncu. Mitroğlu'nu Diakne'yle artık biraz rotasyona sokmamız lazım. İyi de son maçta da golünü de atmıştı Dinamo Kiev deplasmanında. İki tane gol atmıştı. Zaten ona da ihtiyacımız var bu yoğun fikstürde. Evet artık tamamıyla maça konsantreyiz. Gürcistan'a gidiyoruz arkadaşlar. Gürcülerle oynayacağız. Kolay bir maç mı? Değil. 3 gün sonra da Real Betis maçı var tabii. 10. sırada Real Betis. Gollü bir maç olacaktır. Real Betis'in hücum gücünün iyi olduğunu düşünüyorum. Leselso, Tello gibi oyuncular var. Evet şöyle biz ilk önce şu maçımızı bir atlatalım. Sonra diğer maça bakacağız açıkçası. Şu kupa maçını geçelim. Kupa maçını kazanalım. Sonrasına bakacağız. Bize 1.25 verilmiş. Dila'ya 10 verilmiş. İlginç, ilginç. İsmail Çipe'yi kaleye alalım. Luyendama niye seçilemiyor? Kiralık oyuncular kupa maçında oynayamaz işte. Belhanda'yı alalım. Fernando yerine. Ay Belhanda'yı, pardon Belhanda'yı Ndiaye yerine alalım.
Atalay'ı Emre Akbaba yerine alalım. Selçuk İnan'ı Ndiaye yerine. Of, çok sarı kart var yalnız, görüyor musunuz? Ya bu sarı kart muhabbeti bizim bayağı başımıza artacak gibi gözüküyor. Fegoli'nin yerine Sinan Gümüş'ü alalım. Diakni kalsın. Yunus Akgün'ü alalım Onyekuru yerine. Solda Nagatomo yerine Emre Taşdemir'i alalım. Fegoli'yi bir çıkartalım. Fegoli'nin yerine Donku koyalım. Bakayım başka kim var? Evet, Mariano yerine Dines'i alalım. Savunmada sıkıntı var yalnız. Savunmada sıkıntı var. Ahmet Çalık'ı alacağız mecburen. Ahmet Çalık Luyunda mı yapacağız? Markov oynayacak. Evet, Belhanda, Yunus Akgün ve Diakle sarı kart sınırında olan oyuncularımız. Dedi gördüğünüz gibi rotasyonlu bir kadroya çıkacağız. İsmail, Martinez, Ahmet Çalık, Markov, Emre Taşdemir, Belhanda, Selçuk İnan, Sinan, Atalay, Yunus Akgün ve Enbay Diakle ilk 11 ile çıkıyoruz. Gürcü neydi ya? Dile karşısında. Yeneceğimizi düşünüyorum. Farklı olacağını düşünüyorum açıkçası. Şöyle minimum bir 4 golü var bu maçın. Şahsi fikrim. Ama ondan sonraki Real Betis maçıyla alakalı bir fikrim yok. Her şey olabilir. Real Betis gerçekten hücum gücü bayağı üst seviyede bir takım. Evet, Dile başladı karşılaşmaya Gürcistan'da. Maçın hakemi Doro, 21 derecelik bir sıcaklık var. Saat 3 maçı, gündüz maçı. Selçuk ortaladı bu arada. Markao'nun kafa vuruşunu savunmadan döndü. Belhanda, Sinan, Selçuk, Atalay. Belhanda vurdu dışarıya. Evet, hızlı başladık. Zaten böyle olmasını da tahmin ediyordum. İddia da bize 1.25 oran vermiş. Herhalde böyle bir maçta çok sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Şomazımızı açtık mı bilmiyorum. Yunus Akgün. Foul ve kırmızı kart. Kırmızı kart. Evet, kırmızı kart. Levon Nonovaşvili mi? Yok, hayır. Kim gördü? Kaguya atılmış. Gürcistan takımında. 10 kişi kaldılar. İşimiz daha da kolaylaşması lazım. Bakalım. Ama öyle çok net pozisyon bulamadık şu ana kadar. Gürcü takımı karşısında. Markao. Selçuk. Yunus. Emre. Yunus. Şut geldi. Gol geldi. Offside mı diye bakıyorum. Hayır. Yunus Akgün. Yunus'un golüyle 1-0 öndeyiz. 21. dakikada artık rahatladık diyebilirim. Çünkü ikili de açtığımız zaman işte burada Belhanda savunma. Yunus Akgün vurdu ve golü attı. 1-0 öndeyiz. Yunus Akgün'ün de bu sezonki ilk golü. Bakalım. Bundan sonra gol yiyeceğimizi düşünmüyorum 10 kişilik Gürcü takımı karşısında. Artık biraz rahat bir maç çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Umarım yanılmam. Uzun top, savunma. Hep Gürcüler geliyor. Geldiler. Lines, Martin Lines sağ taraftan götürüyor. Diakne. Diakne yerde penaltı. Diakne yerde penaltı. Topun başında kaptan Selçuk İnan. Dakika 75, 2-0. 25. Dakika 25, ne 75? 2-0. 4 dakikada 2 gol bulduk. Ve Gürcistan temsilcisi karşısında rahatladık. Bir de 10 kişiler, artık buradan bu maçı vermeyiz. Gayet rahat bir maç oynayacağız. Şükür. Evet, iki üst üste kupa maçında kazanarak kupada da yolumuza devam ediyoruz. Tek elemeli maçlar, tek maç üzerinden oynanıyor kupa maçları. Rövanş yok. Bu maçı da alarak 4. tura çıktık. Şimdi Real Betis maçının 11'ini kafamda oluşturmaya çalışıyorum. Umarım kart cezalı oyuncumuz yoktur. Diakne. Bu sezonki 8. golü Diakne'nin, evet, Diakne hakikaten atıyor. Durdurmak çok güç Diakne'yi. Bu maçta da attı ve skor 3-0 oldu. Dakika 32. Evet, farka gireceğiz gibi gözüküyor. Zaten beklediğim bir skordu. Gori gibi vasat bir Gürcistan takımının bizim karşısında çok etkili olmasını beklemiyordum. Emre Taşdemir'de bir sakatlık var. Emre, yani 40 yılın başında forma şansı bulan Emre. Evet, bu arada gol geldi. Atalay Babacan'la farkı 4'e çıkarttık. Tarihi bir farka gidiyoruz arkadaşlar. İşte Selçuk, Atalay, onun da ilk golü. Evet, ilklerin gecesi. Yunus Akgün, Atalay. Bunlar ilk gollerini bu gece buluyorlar arkadaşlar. Şöyle bir Emre Taşdemir'in yerine kimi alırım diye bakacağım. Şöyle yapalım. Donk hamlesini yapalım. Markayı sola atalım. Çünkü sakatlık olmasın ya. Yani Emre'ye de 40 yılın başında forma şansı verdik. Bunu kötü kullandım. Markao sol tarafta idare eder. Yani tekniği olan bir oyuncu. En azından o bölgede yani kalan 50 dakika, 55 dakikalık dilimde idare edecektir. Evet, çok rahat bir maç. Yunus Akgün, Selçuk İnan, Enbay Diakne ve Atalay Babacan'ın golleriyle
4-0 öndeyiz kupa karşılaşmasında. Dila, Gürcistan temsilcisi karşısında bir üst sırada çıktığımızı çok rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Bundan sonra aklımız fikrimiz tamamıyla Real Betis maçında olacak. Sinan Gümüş de atıyor. 5-0 oldu dakika 48. Evet, 48. dakika 5-0. Bu sezonun en farklı galibiyeti sanırsam gelecek. İşte sol ayağıyla Sinan böyle bıraktı köşeye. Güzel golmüş, güzel. Evet, 5-0. Güzel bir performans. İlk yarıda futbolcularımıza 25 şut attık, 12 kaleye vurdu. Gürcü temsilcisine ise kaleyi bulanı geçtim, herhangi bir şut girişimi de olmadı arkadaşlar. Evet, Yunus Akgün'le geliyoruz. Savunma Selçuk, Yunus, Marcao, Sinan dışarı. Marcao etkili, teknik bir oyuncu Marcao. O yüzden sol bek bölgesinde de kendisinden yararlanma imkanımız olduğunu düşünüyorum şahsen. Etkili de bir oyuncu tabii ki. Onu da göz ardı etmemek lazım. Selçuk direkten döndü. Selçuk direkten döndü. 55'e doğru geldik. Maçın adamı da şu an Selçuk İnan. Bir gol iki asistle 9.3 oyuncu puanı. Onu Sinan Gümüş 8-7, Yunus Akgün 8-7 ile takip ediyorlar. Ahmet Çalık 9.2 mi yok 8.2 mi o? 8.3 Ahmet Çalık, pardon. Yunus sarı kart gördü bu arada ve sakatlandı Yunus. Yani genç oyuncularımıza şans verdik. Malik'i alalım bari. Ama onlar biraz sakatlanmayı tercih ediyorlar. Kendilerine iyi bakmıyorlar. Gece alemlerine akıyorlar galiba. Sıkıntı. Ciddi sıkıntı. 68. 5-0. İkinci yarıda durduk. İkinci yarıda adeta pozisyon bulamadık. Bir direkten dönen topumuz var Selçuk İnan'la. Gürcü temsilcisi de maçı bıraktı tabii. Selçuk. Sinan Gümüş'ten çok güzel bir gol. 6-0 sol ayağıyla hakikaten muazzam bitirdi. İşte bakın. Selçuk İnan, Sinan Gümüş. Çok güzel bir bitiriş. Sinan bugün ikinci golü ve bu sezonki de ikinci golü ve Sinan da böylelikle oyuncu puanı olarak 9.5'a geldi. Selçuk da 9.5'ta. Vay be Selçuk. Atalay 9-3'te. Selçuk bayağı başarılı bir performans gösterdi. Belhan da vurdu, dışarıya gitti. Evet, 6-0. 10 kişi kalmaları. Penaltı. Üst üste bulduğumuz goller. Beklediğimizden rahat bir karşılaşma çıktı. Çok fazla hasar da verdiğimizi düşünmüyorum. Evet, Emre Taşdemir ve Yunus Akgün sakatlandılar ama çok ciddi sakatlıklar olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Marcao ile geliyoruz. Marcao. Kaptırdı Marcao. Gürcü futbolcunun isimlerini bilmediğim için söyleyemiyorum arkadaşlar. Affola. Selçuk İnan. Sinan Selçuk. Atalay vurdu dışarıya. Atalay Babacan günün başarılı isimlerinden. İlk golünü attı orada bugün. Bir de asisti var. Evet, artık bitmesini beklediğimiz maç bitmek üzere arkadaşlar. 6-0'la kupada üst tura çıkıyoruz. Çok rahat oynadık. Malik vurdu dışarıya ve evet, karşılaşma 6-0 bitti. Dila sadece bir şut attı, o da isabetsiz. Biz ise 43 şut attık. 17 isabetli, %54'te topa hakim olduk. Etki rahat bir maç çıkarttık. Alınan skordan memnunuz diyelim. Moral depoladık. Rotasyondaki oyuncularımızın son durumlarını gördük ve Real Betis maçına bana kalırsa hazır olduğumuzu da gördük. Artık tek amacımız Real Betis karşısında alacağımız 3 puan. Başka bir 3 puandan başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Kendi sahamızdaki galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Evet, 2 kupa maçında üst üste kazanmamız bir moral oldu. Gol yemedik. İki maçta 8 gol attık Bordo ve Dila'ya. Yunus 3 gün yok. Emre Taşdemir 6-8 gün yok. 125 bin euro kazandık. Sinan maçın adamı arkadaşlar. Artık tamamıyla Real Betis maçına odaklanmış durumdayız. Yine Dünya Ligi maçlarımız başlıyor. Lig maçlarımız, kupa maçlarından sonra zor bir maç olacaktır tabii ki. Kolay bir maç beklemiyorum. Çünkü her takım zor. Her takımın kaliteli futbolcuları var. Ama şu ana kadar gösterdiğimiz başarılı performansla da Divizyon 2 için favori haline geldik. Evimizdeyiz. Bir adım daha öndeyiz. Real Betis'ten daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Yani Real Betis'e baktığımız zaman evet, kötü bir takım mı? Hayır. Ama daha iyi bir takımız Real Betis'ten.
olduğumuzu düşünüyorum. Evet, şu an bakalım Real Betis, Feyenoord, Atletico Mineiro ve Krasnodar, Anderlecht inanılmaz bir seriye gireceğiz şu an. Daha sonra da kupa maçı var. Yani ikisinde 8'inde, 11'inde, 15'inde, 22'sinde üst üste maçlar. İkisi gibi biz de 3'ü deplasman. 3 tane deplasmana arka arkaya çıkacağız. Bu bizi biraz zorlandı. Zorlayabilir açıkçası. Ama zoru severiz. Şimdi bu 5 maçtan minimum şöyle 3 galibiyet, 2 beraberlik çıkartabilirsek 11 puan bence çok büyük avantaj elde etmiş olabiliriz. Kupada kurallar çekiliyor. Dördüncü kurallar çekiliyor. Crystal Palace geldi arkadaşlar. Crystal Palace'la oynayacağız kupada. Devam ediyoruz. Antrenman değişiklikleri yapmış Levent Schein. Antrenmanları kesinlikle karışmıyorum. Levent Schein hallediyor. Sağ olsun hocam, iyi bir hoca. Kendisini takdir ediyoruz açıkçası. Beğeniyoruz kendisini. Beğenerek performansını izliyoruz. Şu kupa maçları biraz sıkıcı açıkçası. Sizin de sıkıldığınızı tahmin edebiliyorum az çok. Ama yapacak bir şey yok. Kupa kupadır. Bir şekilde bunu kupayı da kazanırsak ciddi bir maddi getirisi olacaktır bize ve turlar geçtikçe oynayacağımız takımların da daha iyi, daha güçlü seviyelerde olması bence mutluluk verici bir şey. Yani mesela Real Madrid'le oynayabiliriz, Barcelona'yla oynayabiliriz, City'yle oynayabiliriz. En azından şunu göreceğiz. Divizyon 1'e çıkabilirsek önümüzdeki senelerde Divizyon 1'de ne yaparız? Ne ederiz? En azından bu karşılaşmalar biraz bize bunu gösterebilecek düzeyde karşılaşmalar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet, maçlar devam ediyor. Kupa maçları oynanmaya devam ediyor. Baktığım zaman Santos 2 Sporsboy 1 bitmiş. Gabriel Barbosa gol atmış. Kendisini beğenerek izlediğim bir oyuncu. Pumas 3 Bizerte 1 bitmiş. Uzatma dakikalarında herhalde, evet, 1-1'den sonra 3-1 uzatma dakikalarında karşılaşmanın skoru belli olmuş. Enteresan. Kupa maçları hakikaten garip sonuçlara çıkabildiği maçlar oluyor arkadaşlar bazen. Şaşırtıcı sonuçlar çıkabiliyor kupa maçlarında. Evet, tahmini 11'i geldi Real Betis'in. Ona da baktık. Devam edelim. Artık heyecanla bekliyoruz. Özledik. Mariano'nun durumu hakkında. Mariano son günlerde forma şansı bulamadığı için sıkıntı elde etmiş. Ne alakası var ya? Yani ne dedim? Kadronun sözü bir hali geçen oyuncuların birisi. Bunu da sahaya yansıtması lazım. O yüzden önümüzdeki bir maç kalmıştı. Sana seans vereceğim diye. Maria'yı oynatıyoruz ya. İki kupa maçında oynamadı diye herkes triplere giriyor arkadaş. Yani nasıl hiç? Ben de bunu çözemedim açıkçası. Ya herkes tribe girmeye yer arıyor takımda. Zaten dar bir rotasyonla oynuyoruz. Bir de futbolcuların tribiyle uğraşıyoruz açıkçası. İlginç, ilginç yani. İki maç oynatmadım. Sadece iki maç oynatmadım. Evet, bakalım ne yapacağız? Muğdat sakatlanmış. Mor sert müdahale sonucunda fizyoterapiste gönderelim. Muğdat zaten kadroda çok kendine yer bulan oyuncularımızdan biri değil. Ne yazık ki olamadı. O yüzden onun adına da üzgünüm. Evet, Atletico Mineiro ile Celta Vigo karşılaşması. Atletico Mineiro'nun Celta Vigo'yu yeneceğini düşünüyorum Brezilya'da şahsen. Tamamıyla bir hissiyat. İki takımın da son halini bilmiyorum. Celta Vigo'ya biz 3-2 yenmiştik kendi sahamızda 2 hafta önce. 2 maç önce ligde. 3-0 öne geçmiştik ama daha sonra 3-1 ve son dakikalarda 3-2 olmuştu. Bayağı bir hücum gücü iyi bir takım olduğunu bize göstermişti açıkçası Celta Vigo. Yani fena bir takım değil Celta Vigo. 0-0 bitmiş. Celta Vigo maçı 0-0 bitmiş. Bizim için iyi sonuç. Bu bizim için beraberliklerin hepsi iyidir arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Beraberlikler bizim işimize gelen sonuçlardır bu ligde. Çünkü herkesin birbirini yenebilme gücünün olunduğu ligde. Evet. Şimdi artık yavaş yavaş maça başlayalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç, nasıl bir oyun ortaya koyacağız. Merakla bekliyorum açıkçası. Şöyle yavaştan kadromuzu da oluşturalım. Tabii şimdi baktığım zaman 6 gün sonra Feyenoord maçı, hafif bir rotasyon yapabilirim. Evet, şöyle bakalım. Kouyaté-Setién, yani Betis'in hocası 44.745 bile satılmış Türk Telekom'a. Da 17 derece hava sıcaklığı ve Iroquois Dora maçın hakemi. Bize 2.25, Real Betis'e de 2.75 oran verilerek bizi favori göstermiş Mondial Futbol Dergisi arkadaşlar. Evet, Fernando Muslera'yı koyalım. Şimdi orta saham biraz sıkıntı. Bu maçta Belhanda'yı oynatacağım orta sahada. Atalay'ın yeni Emre'yi koyalım. Ndiaye'yi koyalım. Çünkü
3 oyuncum da sarı karşısında. Üçünü de kaybetme gibi bir lüksüm yok. Nagatomo'yu alalım. O da sarı karşısında olan oyunculardan biri. Bugün Kostas'la başlayacağım forvete. Diakne de sarı karşısında. Bayağı sarı kart sıkıntısı yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi çok fazla oyuncu kaybetme lüksümüz yok. Feguli'yi alalım. Diakne'yi 7'ye atalım. Diakne'yi Donk'un yerine atalım. Evet, bu kadroya çıkacağım arkadaşlar. Semih Kaya'yı ilk oynatacağım. Ahmet Çalık yerine. Hatta Luyendama'yı oynatabilirim. Yani Luyendama oynasın ya. Luyendama'yı oynatalım bu maç. Sarı kart var onda. Yani gördüğünüz gibi şimdi 1, 2, 3, 4, 5 oyuncum sarı karşısında. Bu ciddi sıkıntı bizim için. Ve bu oyuncular Luyendama, Nagatomo, Ndiaye, Belhanda, Feghouli hepsi de iyi oyuncular baktığımız zaman. Umarım hasarsız geçeriz. Muslera Lines yok. Lines Mariano'ya söz verdik. Pardon. Mariano'yu söz verdik. Adam bizi keser yemin ediyorum. Öldürür bizi ya. Evet. Şöyle yapalım. Selçuk'un yerine de Dines'i koyalım. Dines'i belki ileride Nagatomo'nun yerine alabiliriz. Muslera, Mariano, Luyendama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Emrah Baba, Onyekuru ve Mitroğlu 11 ile çıkıyoruz. Real Betis maçına sarı kartlarındaki oyuncularımızın dikkat etmesini temenni ediyoruz. Düşecekse de bence Feyenoord maçında düşebilirler gibime geliyor. Yani şuradan Luyendama ve Belhanda Feghouli düşebilir. Evet, rakipte dikkat çeken oyuncular Sanabria, Canales, Joaquín, Inouye, Guardado, Willian, Carvalho, Barrega, Bartra, Sidney. Hakikaten iyi bir kadro. Paul Lopez de kalecisi. Tehlikeli bir kadro. Joaquín de hala ölmedi. Hala oynamaya çalışıyor arkadaşlar. O da garip bir şey. Evet, karşılaşmaya başladık. Bakalım karşılaşma nasıl bitecek. Umarım 3 puanı alıp 6'da 6 yaparız Dünya Ligi'nde ve çıkışımızı sürdürürüz. Tek temennimiz bu. Hertha Berlin 1, Ajax 0 oldu. Brennart'ın golü. Şimdi koşa vuruşu. Nagatomo vurdu kaleciye. Nagatomo. Şimdi bir atak uzaklardan vurduk dışarıya. Evet, hızlı başladık maça. 2-8 dakikada şutlarımız bizden geldi maçtaki şutlar. 3 attık, birisi kaleye vurdu. Inouye geliyor. Aa, kırmızı kart. Hayda. Luyendama kırmızı kart gördü. Ne yapacağız? İşin kötüsü defans oyuncumuz da yok. Büyündü ama cezalı oldu. Yani nasıl yapacağız? Emre Akbaba'yı çıkartacağım arkadaşlar. Forvetsiz oynayamam. Fernando'yu geriye çekeceğiz. Fernando da sarı kartında. Yani berbat bir başlangıç oldu bizim için. 10. dakikada 10 kişi kaldık. 10. dakikada 10 kişi kaldık. Forvetimizi mecburen çıkarttık. Çok zor. Bir maç bizi bekliyor şu an. Bir puan açıkçası Pelin başımıza koydum. Namağlup gidişatımızı sürdürmemizin tek amaç olduğunu şu an bir kez daha kavradım açıkçası. Çünkü çok zor bir maç olacak bu dakikadan sonra. Hakikaten bayağı sıkıntılı bir maç bizi bekliyor. Ve yine de savunmada iyi durduk bence şu ana kadar. Şimdi atağımızı geliştireceğiz. Haydi çocuklar diyeceğim ama araya girdiler. Atakları gelişiyor. Şimdi bizde top. Henry Onyekuru. Feghouli penaltı. Penaltı kart ver. Penaltı kazandık. Mitroğlu yerde kaldı. 27. dakikada Belhanda'nın golü. Belhanda. 28. dakikada öne geçiyoruz. Evet. 10 kişi kaldık. İyi mücadele ediyoruz. Ve Belhanda'nın golüyle de 1-0 önde geçtik. Ama hakem herhangi bir kart göstermedi. Şerefsiz. Bize gelince kırmızıyı hemen yapıştırdı ilk pozisyonda. Evet. Artık bu skora oynayacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Ufak tefek değişiklikler yapabilirim belki forvet hattında, hücum hattında Feghouli, Yunus Akgün gibi. Badou Ndiaye'nin yerini alacak adam yok ki. Adam yok. Hakikaten adam yok. Ve şu an Fernando, Ndiaye ve Belhanda sarı karşısında. 3-1'den sarı kart görürse Feyenoord maçında nasıl bir ortayla çıkacağız, orta sahayla çıkacağız Allah kerim yani. Evet, neyse biz bu maça dönelim. İlk yarı hakikaten 10 kişi kalmamıza rağmen 1-0 öne geçtik. Topa hakim olduk. %50 ile %43. 11 şut attık. 3'ü kaleye buldu. Betis'in de 3 şutu var. 3'ü kaleyi bulmuş ama gol bulamadı Betis. Allah razı olsun Betis diyoruz. Evet, karşılaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Real Betis başladı. Şimdi yükleneceklerdir artık bütün hatlarıyla. Joaquín, Inouye savunmada Feghouli çıkarttık. Mariano'yla. Hertha Berlin 2-0 yaptı Ajax karşısında bu arada.
Bas oğlum ya. Biraz basın arkadaşlar ya. Şimdi Mitroğlu. Feguli. Feguli her Onyekuru ofsayt mı? Hayır. Hayır gol. 2-0. Harika bir orta. Onyekuru'nun golü. 10 kişiyle 2-0 yakaladık. Muazzam. İşte Feguli. Muazzam orta. Onyekuru ilk pozisyon kaçırdı ikinci pozisyonda. Boş kaleye yolladı. Evet. Hakikaten enteresan. 2-0'da üstünlüğe yakaladık. Bence bir Badou Ndiaye'yi çıkartalım diyorum arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama sanki bir Selçuk Badou Ndiaye, Nagatomo çıkartalım. Bu oyuncular diğer maçta da ihtiyacımız olacak. Real Sociedad'daki Feyenoord 1 bu arada. Hakikaten 10 kişi kalmamıza rağmen büyük bir mücadele örneği gösterdik. Evet alacağım, oyuncu değiştireceğim, mecburum. Ndiaye'nin de performansı zaten birazcık düşük. Ama kimi alacağız Ndiaye yerine? Atalay'ı alalım. Atalay oynasın o bölgede. Martinez'i de Nagatomo'nun yerine alalım. Bu oyuncuların sarı kart sınırına düşmemesi lazım. En azından bunları kurtardık. Feyenoord maçında oynarlar. Tabii buradan maçı verirsek de bize yazar. Yani 63. dakikada böyle iki oyuncu değişikliği, 10 kişi olduğumuz bir maçta riskli oyuncu değişiklikleri ne olursa olsun. Şu an orta sahada box to box oyuncum yok. Atalay ve Berhan da oynuyorlar. Evet. Ama sanki Betis'in de o tarz bir tepki vereceği bir maç değil. Real Betis 3, Feyenoord 1 olduğu Michael Orhan Rızabal'ın golüyle bir sonraki hafta oynayacağımız Feyenoord mağlup durumda şu an. Canales, Muslera. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Korner. Frikikten zorladılar. Fazla pozisyon vermedik. Henry Onyekuru. Onyekuru 7-3, Marka 7-4, Mariano 7-1 ve Muslera 7-3 oyuncu puanıyla maçın dikkat çeken isimleri şu an. Mitroğlu biraz düşük performans sergiledi bugün 6.4 ile. Evet, Javi Garcia, savunmamız dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yemememiz lazım. Yemememiz lazım. Yani son 10 dakikayı biraz sıkıntılı girmemek lazım. Yedik. Takashi, Inui ve 2-1. 2-1 oldu. Baraga'nın ortası. Takashi Uni'yi 90'a yollamış. Çok güzel vurmuş. Muslera'nın yapacağı bir şey yok. Evet, şimdi maçta son uzatmalarla birlikte ofsayta bakılıyor ama ofsayt yok. Ofsayt yok. Oyna devam. Uzatmalarla birlikte bir 14-15 dakika var. Açıkçası biraz tırsmadık da değil. Şu maçın şu sonucundan artık bitir hakem maçı diye dua ediyorum. Çünkü bana yazar. Yaptığım oyuncu değişiklikleri biraz riskliydi. Evet. 90 artı 2 artık bit diyoruz. Bit 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 ve atakları gelişiyor. Son 10 saniye arkadaşlar. Savunmamızı çıkartamadık. Şimdi çıkarttık ve evet. Maçın henüz başında 10 kişi kaldığımız karşılaşmada Real Betis'i 2-1 ile yenerek 6'da 6 yaptık. 18 şut attık. 7'si kaleyi buldu. Real Betis'in 11'e 7. %54 ile %46, %54 ile topa daha fazla sahip olduk. Gerçekten güzel galibiyet diyorum. Çünkü 10 kişi kaldığımız bir maçta kazanmak önemliydi. Morali de yakaladık. Hem de 6'da 6 yaparak çok büyük bir avantajı da sağladık arkadaşlar. Şu an bakalım şöyle bir gruba. Evet, 6 maçta 18 puanımız var. İkinci ise Real Sociedad'ın 7 maçta 12. Hertha Berlin'in 3. Hertha Berlin'in de 12 puanı var. Hamburg'un 6 maçta 11, River Plate'in 6 maçta 10 puanı var arkadaşlar. Beşiktaş'ın 5 maçta 8 puanı var. Beşiktaş'ı 2 maçı elde ederse 14 puanla ikinciliğe oturur inşallah, öyle bir şey olur. Evet, Luyendama kötü oldu tabii ki. Luyendama'nın sakatlığını biz de beklemiyorduk açıkçası. Niye öyle bir sakattı diyorum. Biz kırmızı kartın ceza itiraz edelim yine de. Galatasaray galibiyet serisini 6 maça çıkarttık. 6'da 6 yaptık. 18 puandayız. Çok formdayız. Şimdi Hollanda'ya gidiyoruz. Feyenoord deplasmanına gidiyoruz. Şimdi üst üste galip gelme rekoru kırmışız bu arada. Bir 103 rekoru buymuş. Şimdi üst üste deplasman var. Hollanda, Brezilya, Rusya'ya gideceğiz. Ve bu maçlar bir hafta içinde olacak. Çok zor bir hakikaten sürece girdiğimizi söyleyebilirim. Şu 3 maçtan bir galibiyet, iki beraberlik çıkarsak bile yeterli olacaktır. Hatta iki galibiyet, bir mağlubiyet bile tamamdır. İlla ki puan kaybedeceğiz çünkü kaybetmeden gitmemiz mümkün değil. Muslera, Belhanda, Luyendama Feyenoord maçında olmayacakmış milli takımına çağırdıklarının için. Maçı ertelemeyelim. Muslera, Belhanda, Luyendama.
Mourinho'ma cezalı. Ben Hollanda'yı çekerim. Muslera'yı de onu aç ertelemiyorum arkadaşlar. Oo, Feghouli, Ben Hollanda, Krasnodar. 5 oyuncu milli takıma çağrılmış. Ya bu maçları devamlı ertelersek de sıkıntı olacak. Hayır, ertelemeyeceğim. Bu maçları oynayacağım. Çünkü daha sonra sıkıntılı bir süreç yaşayabiliriz. Yapacak bir şey yok. Bunları yaşayacağız. Zor olacak. Böyle zorluklarla mücadele etmeyi öğreneceğiz bir şekilde. Yedeklerimizdeki oyuncularımıza güveniyoruz. İsmail Çipe'yi oynatacağız kalede mecburen. Bakalım İsmail Çipe iyi bir performans gösterirse belki önümüzdeki senelerde as kaleci bile olabilir. Ya yani maçları ertelemek çözüm değil. Maçların devamını erteleyebiliriz. Ama erteledikçe de önümüze çok yoğun bir fikstür çıkacaktır ileriki tarihte. Tabii onlarda da şimdi tabii milli takıma gidecek oyuncular Feyenoord'da da vardır illa ki. Her iki takımı da etkileyecek bunlar. Şimdi evet, Copa da Mandelita maçları ve A ve B maçları oynuyor. Beşiktaş Santos konuk ediyor. Haydi Beşiktaş diyoruz. Santos'u yen. Ve üst taraflara tırman. Beşiktaş fena değil arkadaşlar. 5 maç, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 beraber, 1 mağlubiyet. 8 puan bence hiç fena değil. Beşiktaş 0-0 berabere kalmış Santos'la. Açıkçası o da fena değil bence. Kötü bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş'ın beraberliği. Mağlup olmasın, berabere kalsın, sıkıntı yok. Olympique Marseille 2 antrenman Frankfurt 2 bitmiş. Payet, Müller ve De Guzman'ın golleri gelmiş. Bologna 2, Roma 2 kupa maçında. Division 3'te Boca 5, Hoffenheim 1. Boca çok iyi. Boca Gold 4 tane mi atmış? 1 penaltı, 2 penaltı, 3 penaltı. 4 penaltı gol atmış Boca. Çok ilginç bir karşılaşma olmuş. Diğer gol Pavon'dan gelmiş. Barcelona 1, Valencia 2. Garip skorlardan biri diyebilirim size arkadaşlar. Enteresan skorlar çıkmaya devam ediyor. Biz tabii ki tamamıyla Feyenoord maçına konsantreyiz. Eksikliklerimiz de olacak milli takıma giden oyuncular nedeniyle. Ama üstesinden gelmeye çalışacağız. Çünkü dediğim gibi maçları erteleyebiliriz. Ama bir şekilde bu maçlar karşımıza ileride fikstürde yoğun olarak çıkacak. Ve o zaman futbolcuların sakatlanma riski çok 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 daha artacak. O yüzden açıkçası bu riski almakta yarar görüyorum. Zaten sakatlık olacaktır. Evet, oyuncular milli takıma çağrılmış. Tabii bu arada Yunus Akgün falan da galiba milli takımda olacak. Evet, Atletico Binano ve Krosnodar maçının tarihini değiştirmişler yine de buna rağmen. Krosnodar istemiş. Mitrov sakatlanmış. Gözlemci raporu var. Rodoy'u öğrenmişler bize. İyi bir oyuncu ama bizim o mevkide şu an oyuncu ihtiyacımız yok. Ve şöyle bakalım fikstür ne hale geldi. Feyenoord 18'ine çekilmiş. 18-22. Oo, enteresan bir hale gelmiş. Garip bir hale gelmiş fikstür arkadaşlar. Hakikaten enteresan bir hale gelmiş fikstür. Neyse biz bayağı attı geri ya. Bayağı attı geri. Yani 8'i, 18'i, 22'si. Sonra da Crystal Palace maçı var. Neyse. Çok yapacak bir şey yok açıkçası. Böyle hoş görüyorlarsa böyle olsun. Biz korkmadık. Oynarız dedik. Evet, çok enteresan. Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu Christian Yunduma ismine verilen bir maç ceza yaptığı itiraz konusunda kararını verdi. Yaptığınız itirazda göstermiş olduğunuz sebeplerin haklı bulunduğuna karar verildi. Sonuç olarak komite cezayı kaldırdı. Muhteşem bir ara Christian Yunduma'nın cezasının kalkmış bulunduğunu öğreniyoruz. Yanlış karardı çünkü benim de gördüğüm kadarıyla hak yerini buldu. Tabii biz o maçı kaybetseydik 3 puanlı olacaktı. O konuda fazla bir yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Çünkü üzücü bir durum. Yani. Evet, Divizyon 1'de Tottenham geri, Real Madrid 1. Derrick Rose ve Kevin Benzema'nın karşılıklı golleriyle 1-1 bitmiş. Tabii şimdi şu var. Seneye Divizyon 2'ye yükselme adayız. En büyük adaylardan biriyiz şu performansla. Atalay'ın bu arada antrenman performansı. Devam. Aferin Atalay be. Çok iyi topçu olacak. Ama şöyle bir durum var. Divizyon 1'den düşecek takımlar da önemli. Mesela Tottenham'ın Divizyon 2'ye düşmesi Tottenham'ı direkt favori yapar zaten. Net favori olurlar. Şöyle bir bakayım ufaktan diyeceğim. Ama Divizyon 1'de şu an Atletico Madrid, Arsenal, Liverpool, Barcelona ilk 4 diye var. Atletico Madrid 21 puanda. Düşen takımlar Porto, Roma, Borussia Dortmund, Sevilla işte. Yani şu anki mevcut tablo. Yani bu takımların hepsi bizden güçlü mesela şu an.
Yani çok hani o zaman da zorlanacağız. Semih Kaya sakatlanmış. 27 yaşındaki stoperimiz. Semih Kaya. Şu Cengiz falan oynuyor mu acaba? Ona bakacağım bir. Cengiz niye çıkmadı ya? En iyi oyuncularda Cengiz'in olmaması inanılmaz büyük bir hata bence. Cengiz nasıl olmaz ya? 9 maçta forma giymiş Cengiz, klas oyuncu ya. Cengiz'i keşke alabilsek. Keşke alabilsek Cengiz'i. Çok büyük yetenek Cengiz Ünder. Hakikaten kendisini gururla da takip ediyoruz günümüzde de gerçek hayatta da. Çok kaliteli topçu. Ciddi kaliteli topçu. Evet, neyse. Feyenoord maçına çıkıyoruz. 7 oyuncumuz milli takımda diyor. Bakalım nasıl bir kadro yapısıyla çıkacağız Feyenoord maçına. Feyenoord maçı da ertelenmişti aslına bakarsınız ama ağlaya ağlaya demek ki maçı yine de oyuncu eksikliklerimiz olacak. Bizim için önemli değil. Biz her kadroda, her şartta oynarız arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil bizim için. Yani çıkarız. Topumuzu oynaya çalışırız. 5 de yiyebiliriz. 5 de atabiliriz. 3 puan alırız. 3 puan veririz. Önemli değil. Önemli olan her şartta bu oyunu oynamak. Yani bu oyunda bence işin en güzel taraflarından biri bu. Hazıra konmamak lazım diye düşünüyorum. Evet, grup B grubu, Divizyon 3 B grubunda Anderlecht 0, Chivas 0, Tigres 2, Real Betis 0. Real Betis kötü gidiyor. Hakikaten kötü gidiyor Real Betis bu arada. Ciddi derecede kötü gidiyorlar. Divizyon 1'de Atletico Madrid 2, Juventus 1, Bayern 2, Arsenal 2. Atletico Madrid sanırsam şampiyon olacak Divizyon 1'de. Çok enteresan bir şampiyon adayı olur herkes için bence. Bakalım, garip. Evet, Feyenoord biz favori gösteriyoruz. Maçı kazanabiliriz demiş Levent Şahit. Aynen hocam, ben de sana katılıyorum. Kazanırsak da 7'de 7 yaparsak da çok da büyük avantaj yakalarım hocam. Ona göre takımını hazırla. Daha sonra bir milli araya gireceğiz. Feyenoord maçından sonra bir milli ara var. O maçlardan sonra yoğun fikstüre devam edeceğiz. Crystal Palace Kupa maçına ve Beşiktaş maçı da önümüzdeki ses periyotta oynayacağımız karşılaşmalar olarak dikkate alıyoruz. Ve Dortmund'da Chelsea'yi yenmiş deplasmanda 2-0. Çok ilginç sonuçlar var arkadaşlar. Hakikaten ilginç sonuçlar var. Çünkü herkes herkesi yenebilecek güçte. Hakikaten değişik bir lig oluyor. Aa, Rondon sandım ya. Heyecanlandım. Rondon aldı yönetim sandım ama Rondon almıştır. Neyse. Yönetim alsın. Evet, geldik. Feyenoord maçına geldik. Hollanda'dayız. Dekoip'te. Pardon, biraz rahatsızım. Zor bir maça çıkıyoruz. Bu arada Divizyon 2'de de Valencia 6 maçta 15 puanla lider durumda. Monaco 2. Bayer Leverkusen 4. Orası da zormuş ya. Evet. Hazırız. Nazırız. Hollanda'dan en kötü bir, en iyi 3 puanla dönmek istiyoruz. Feyenoord 10. durumda şu an. Divizyon 3B'de. Yani şöyle bir lig açıkçası. Herkesin 10. 11. 12. 13. önemli değil arkadaşlar. 5 maçlık bir seri yapıldığında çok rahat ligin üst sıralarına tırmanılabilecek bir seviye açıkçası. Bu lig öyle görüyorum ben şahsen. Bakalım Feyenoord maçından nasıl bir sonuçla ayrılacağız. Real Sociedad 1, Atletico Mineiro 1. Real Sociedad 90 artı 3'te Denilson'dan yediği golle 2 puanı bırakmış San Sebastian'da. Evet, büyük avantaj getirmiş. İkinciydi çünkü Real Sociedad. Evet, ikinciydi bizim ligimizde. Bizim için çok büyük avantaj. Tabii ki çok ciddi avantaj. Umarım böyle devam ederler. Eintracht Frankfurt 2, Everton 1, Galatasaray maç şartı da almışız. O antrenör alıyoruz devamlı. Futbol direktörümüz oluyor antrenörle de. Evet, neyse, biz maçımıza gelelim arkadaşlar. Önemli olan bizim maçımız. Giovanni van Bronckhorst teknik menajeri Feyenoord'un 2.75 Feyenoord'a 2.25 bize verilmiş. 48 ve 800 bilet satılmış. Ve Rocca d'Oro maçın hakemi hava sağanak yağışlı ve 13 derece. Güzel bir hava, sağanak yağış. Yağmurda futbol güzel olur. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak açıkçası merak ediyorum. O milli takımdaki oyuncular kendimiz kaşındık. Yapacak bir şey yok. Kendimiz kaşındık. Ndiaye de gitmiş ya.
O Diak nereye gitmiş? Abi Sinan. Baya sıkıntı yaşayacağımız maç. Yani keşke şu an maçı erteleseydim noktasına geldik. Ahmet Çal'ı oynatacağım baya sıkıntı olacak. Baya. Evet. Şöyle yedeklerimizi ayarlamaya çalışıyorum. Sinan'ı mı oynatayım, Yunus'u mu oynatayım? Kararsızım ama Sinan Güneş'i oynatacağım arkadaşlar bu maçta. Ya da yok, Yunus'u oynatacağım. Vazgeçtim son anda. Bakalım Onyekur yerine de kimi alalım şuradan kadroya. Emre Taşdemir'i alalım. Evet, eksik milli takımlardan dolayı eksik bir kadroyla Feyenoord karşısına çıkıyoruz. İsmail Çipe, Mariano, Ahmet Çılık, Markao, Nagatomo, Selçuk İnan, Fernando, Feghouli, Emre Akbaba, Yunus Akgün ve Kostas Mitroğlu sarı kart sınırında da 1, 2, 3, 4, 5 oyuncumuz var. Mariano, Ahmet Çılık, Nagatomo, Fernando ve Feghouli bu oyunculara da dikkat etmelerini öneriyoruz açıkçası. Gerçekten değişik bir maç olacak açıkçası. Heyecanlı bir maç olacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl bir skorla çıkacağız arkadaşlar. Ben de merakla bekliyorum. Evet, onlara baktığımız zaman Jorgensen, Tonsla, Berkius, Larsson, Tony Wilbo, Jordi Klaasi çok fazla da gitmemiş yani. Onlarda çok fazla milli takım olayı yok. Hayda. Zor maç olacak. Ve karşılaşmaya biz başladık. Gerçekten eksik kadroyla bakalım nasıl bir sonuç alacağız merak ediyorum. İlk mağlubiyetimize gelebilir. Gelsin, canları sağ olsun, önemli değil. Şu an zaten o lüksümüz var diyelim. Dışarı bu arada tehlikeli geldi. Fenerbahçe hızlı başladı maça. Beklediğimiz bir başlangıcı yaptı Fenerbahçe. Çok öyle şey yapacak bir durum yok. Lokomotiv Moskova 1 artı Berlin 0. Jota'nın golüyle Moskova 1-0 önde. Bir oldu. Arta golü buldu. Arta kendi kalesine atmış gidiyor. Evet, bizde ise şu an savunuyoruz. Şu an savunuyoruz. Çok fazla hücumda etkinlik gösteremedik açıkçası. Feyenoord atak geliştirme eğiliminde. Sol taraftan Haps geldi ve golü buldular. Nicolo Jorgensen Feyenoord'u 1-0 öne geçirdi arkadaşlar. Güzel bir gol. Hakikaten iyi vurmuş ya. Ve güzel vurmuş köşeye ve 1-0. Evet, biraz tepki vermemiz lazım. Topu kaybettik. Topu kaybettik. Muslera çıkarttı. İkinci golü yiyorduk. İkinci golü yiyorduk. Şimdi Nagatomo. Kaleci Vermeer. Yani eksiyiz filan ama bu kadar kötü de oynamamız lazım tabii. Özellikle sol taraftan çok etkili geliyorlar. Ve Berghuis 2-0. Dakika 23. 2-0 oldu Hollanda'da. Evet. 2-0 oldu. Çok güzel vurmuş. Çok güzel vurmuş. Hiçbir tepki veremedik şu an. Hiçbir tepki veremedik. Fernando dışarıya. Ah Fernando. Baya kötü şu an durumumuz arkadaşlar. İkinci yarıda düşünüyorum. Yapacak çok fazla hamle şansım da yok. İlk mağlubiyetimiz geliyor diyebilirim. Eksik kadroyla baş edemedik rakibimiz karşısında. Bakalım ikinci yarıdan en azından maça tutunmaya çalışacağız. Diakmi'yi arıyoruz. Özellikle. Henry Onyekuru'nun hızını arıyoruz. Şimdi Ahmet Çalık. Ahmet Çalık'tan top kaybı 3-0. Offside, offside, offside. Offside. Net offside. İkinci yarıda çok kötü oyuncu puanlarım bu arada hakikaten. Baya kötü durumdayım şu an. Evet, Feghouli de sarı kart gördü. Önümüzdeki maçta oynamayacak. Feghouli'yi de kaybettik önümüzdeki maçta. Evet, ilk yarıda gerçekten etkisiz bir oyun ortaya koyduk. Ve 2-0 mağlup durumdayız. 8 şuta 4 şut isabeti var Feyenoord'un. Bizim ise 5'te 2 ama golümüz yok. Şimdi ikinci yarıda birkaç değişiklik yapacağım. Atalay'ı sokacağım. Atalay Babacan'ı Selçuk İnan'ın yerine sokacağım. Şöyle yapacağım. Emre Akbaba'yı birazcık daha geri çekeceğim. Aa,
Abi hepsi çok kötü ya. Sinan Gümüş'ü de Feghouli yerine alacağım. Hakikaten hepsi şu an oyuncularının kötü bir performansı var. Belki beraberlik diyorum ama çok zor. Çok zor. Yani şu an çok zor. Sağdaki oyun futbolcular o şeyi vermiyorlar bize. Mariano'yla atak gençti. Kostas attı. Attı Kostas. Ve 2-1. Evet, tam zamanında gelen bir gol oldu. Mariano bıraktı. Kostas da hakikaten çok güzel bir golcü vuruşuyla sol ayağıyla köşeye 90'a topu yolladı. 2-1 yaptık. Umarım bizi birazcık kendimize getirir. Birazcık silkeleniriz. En azından bir beraberlik çıkarsak. Şimdi Emre Akbaba ve gol. Evet, 2-2. Muhteşem bir geri dönüş. Muhteşem bir geri dönüş. Emre Akbaba frikikten muhteşem bir gol. Muhteşem bir gol Emre'den. Üçüncü golü bu sezon. Evet, geri döndük. İkinci yarıda yaptığımız oyuncu değişikliklerinin de etkisiyle geri döndük. Ve 2-2 yakaladık. Haydi çocuklar, haydi. Arkadaşlar, son bir oyuncu değişikliği yapacaktım. Atakları gelişiyor, çok tehlikeli gelişiyor. Dikkat etmemiz lazım, dikkat etmemiz lazım. Donku alacaktım. Ahmet Çalık çok kötü. Atak geliştiriyorlar, tehlikeli geliyorlar. 3-2, 3-2. Tony Vilhana attı. 3-2 mağlup durumdayız. Ne yazık ki. Marcao çok güzel vurmuş köşeye. Çok güzel vurmuş. Evet, bir an umutlandık ama neyse, daha maç devam ediyor. Ben Donku alacağım yine. Ahmet Çalık hakikaten çünkü mahvoldu defansta. Keşke Donku'la başlasaydık, hatta yanlış yaptığını düşünüyorum şu an ama yapacak bir şey yok. 60. dakika, hadi arkadaşlar en azından bir puan için yüklenelim. Bir puan da, bir puan da bizim için iyidir. 65'e geldik. Dakikalar geçiyor. Sanırsam buradan döndürecek mecalimiz kalmadı maçı. Luyendama'yı çok aradık. Şimdi Emre Akbaba. Haydi Galatasaray. Haydi çocuklar, kaçırdık. İkinci yarı ama oynadığımız futbol biraz uzun, umut verdiğim en çok Luyendama ve Ndiaye'yi aradığımızı söyleyebilirim. Arkadaşlar, bir de Henry Onyekuru. Bu üçünü gerçekten çok aradık. Hatta Belhanda bile yani. Şutlarda üstünlüğü sağladık ikinci yarıdaki performansımızla. Ama geri dönüşü yapmışken üçüncü golü yemeseydik çok iyi olacaktı. 3-2. İlk mağlubiyetimiz geliyor. Deplasmanda Feyenoord maçında. Artık yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Olacak. Puan kaybı olacak illaki. Moralimizi bozmayacağız. İkinci yarıdaki umut, oyun en azından bize biraz umut verdi. Şimdi son atak. Atalay ve gol. Ve gol 3-3. 3-3'ü yakaladı. 90 artı 5. Sinan Gümüş. Şükürler olsun, mağlup olmuyoruz. Evet, Atalay direkten döndü. Muhteşem vurdu. Sinan kafayla ve 3-3. Evet, 90 artı 5'te ikinci yarıda hakikaten çok güzel bir tepki verdik. Offside yok. Offside'a bakıyorlar şu an. Direkten döndü top ve 3-3 yakaladık. Hakem maçı bitir. Hakem maçı bitir. Anana bacına sövdürtme. Ve evet. Arkadaşlar, 2-0 mağlup geriye düştüğümüz karşılaşmada 2-2'yi kaldık. 3-2 oldu ve 90 artı 5'te 3-3'ü bulduk. 19 şut attık. 9'u kaleye buldu. Feyenoord ise 12 şutu var. 7'si kaleye buldu. Topa ise %58'e Feyenoord daha çok sahip oldu. Ama hakikaten mükemmel bir geri dönüş diyeceğim. Size gurur duyuyorum diyeceğim. Mağlubiyetin önüne geçtik. Böyle zor bir maçta. Çok büyük bir moral de oldu açıkçası benim için. Şimdi Atletico Mineiro deplasmanına gideceğiz arkadaşlar. Atletico Mineiro deplasmanından da en kötü bir puanı hedefliyoruz. Bir puanı da alırsak o maçtan bence büyük bir avantaj elde etmiş oluruz gibime geliyor. Alacağımızı düşünüyorum şahsen. Atletico Mineiro 13. sırada. En kötü bir puan alırız. Tabii milli takımlardaki oyuncuların durumu da önemli bizim için şu an. Ve bu arada Hoffenheim Fenerbahçe'yi Salah Zengoli'ye 1-0 yenmiş. Beşiktaş Ligi'ye kaybetmiş. Hemen şöyle bakalım bizim gruba. 7 maçta 19 puanımız var. Hertha Berlin'in 8 maçta 15. River'ın 8 maçta 14. Real Sociedad'ın 8 maçta 13 puanı var. Küme düşme hattında Santos, Tigres, Dinamo Kiev ve Krasnodar yer alıyor arkadaşlar. Gerçekten
Çok büyük bir moral kaynağı oldu bizim için. Böyle bir dönüş. Van Bronckhorst takımını Galatasaray maçından bulduğu golü hak ettiğini söyleyerek herkesi şaşırttı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ediyoruz. En karakterli kişilerden birisidir diyoruz. Ve sarı kart sonuna Fernando ve Feghouli Atletico Mineiro deplasmanında ne yazık ki sarı kart sınırında oldular. Ve forma şansı bulamayacaklar. Bir kötü haber daha bizim için açıkçası. Hakikaten zorlu bir lig maratonu oluyor. Eksiklerle devre arasında yapacağımız bir iki takviyeyle bunu en aza indirgememiz lazım. Takviye şart. Takviye şart arkadaşlar. Emre Akbaba haftanın takımına seçilmiş. Emre Akbaba çok güzel bir frikik golü attı hakikaten. Kostas'ın golü de güzeldi. Üçüncü golde de Atalay'ın vuruşu, direkten dönen şutu, Sinan'ın takipçiliği. Hakikaten bizim adımıza gecenin olumlu hareketleriydi diyebilirim arkadaşlar. Şimdi Atletico Mineiro. Artık Atletico Mineiro Brezilya'ya gidiyoruz. Brezilya'da bakalım nasıl bir sonuçla çıkacağız. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Umarım istediğimiz sonucu alırız. Alırız diye düşünüyorum ama yine de tabii temkinli olmakta fayda var. Büyük konuşmamakta fayda var. Evet, Dirar'a teklif gelmiş bu arada da Kuveto'dan diye bir takımdan. Nebil Dirar, Fenerbahçe'nin futbolcusu. Biz de bakalım teknik heyetten. Neyse geçelim. Teknik heyeti çok fazla umursamıyorum şu an. İlerleyen dönemlerde bakacağız şu an. Evet, bu arada dakika başı gol Divizyon 3'te Dominic Calvert-Lewin Everton'ı 22 dakikada bir gol atmış. Luka Jovic 47,5 dakikada bir atmış ve bizim 3. sırada Mbaye Diagne var. 60 dakikada bir gol atma başarısı göstermiş. Mbaye Diagne arkadaşlar. Evet, milli takım arası hazırlık karşılaşmaları devam ediyor. Mehmet Topal forma giymek istiyormuş. Giy hocam, Mehmet Topal. Evet, milli takım artısı bitti. Ve Atletico Mineiro maçıyla kariyerimize devam edelim şöyle. Çok önemli bir maç. Sonra da Anderlecht maçı var. Anderlecht maçını %100 kazanmam lazım. Yani o maçta hatta farka boğmam lazım Anderlecht'i diye düşünüyorum. Evimde oynayacağım basit maçlardan biri. Evet, şöyle bir kadromuza bakalım. Ne durumda kadromuz tabii. Evet, Atletico Mineiro'nun hocası Lever Kulpi. 3-20 Atletico Mineiro'ya 2 bize verilmiş. Biz favori göstermişiz. 17.090 bilet satılmış. 23.018 kişilik statta. Rocchia Doro'da maçın hakemi havada 19 derece ve sakin. Haydi Galatasaray, haydi çocuklar diyoruz. Haydi, haydi diyoruz. Bu maçı alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Evet, sakatlıklar ilk göze çarpan detaylar arkadaşlar. Ne yazık ki Muslera'mız iyileşmiş. Şöyle Muslera'yı ilk önce bir kalemize koyalım. Mariano yerine Lines'i alalım. Mariano sarı kart sınırında. Lines'te herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü ilk amacım dediğim gibi öteki maçı kazanmak. Yani Anderlecht kesin. Bu maçta mağlup olsak bile Anderlecht'i kazanmamız lazım. Delhanda'yı aldım. Delhanda da sarı kart sınırında. Bakalım. Oh, sarı kartlar havada uçuşuyor arkadaşlar. Bu ciddi sıkıntı. Diagne'yi alalım. Mitroğlu'nun yerine Ndiaye'yi de alacağız mecburen. Ndiaye, Selçuk İnan, Ndiaye de sarı kart sınırında maşallah. Ahmet Çalık yerine Luyendama'yı alalım. Hop. En son da Feghouli yerine Yunus oynasın. Feghouli'nin bu tarafa da Onyekuru'yu alalım arkadaşlar. Şöyle yedeklerimizi de düzenleyelim. Kostas'ı bir kere kesinlikle koyalım Donk'un yerine. Semih Kaya'yı da Emre Taşdemir'in yerine koyayım. Bir defans yediğimiz daha olsun. Ve böyle bir kadroya çıkalım. Evet, Atletico Mineiro deplasmanı kadromuz. Muslera, Nines, Luyendama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Belhanda, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Onyekuru ve Mbaye Diagne. Bu arada Belhanda ve Emre Akbaba'nın yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 oyuncumuz sarı kart sınırında. 6'sı da görürse sarı kartı Anderlecht maçında Mokoko. Netim bu konuda. Mokoko oluruz yani. Umarım herhangi bir sıkıntı yaşamadan şu olayı geçeriz. En azından 2-3 tanesi görecek kesinlikle. Ben öyle inanıyorum. Ama mesela bütün orta saha hocamız görürse bittik. Bittiğimizin resmidir. Kesinlikle sağlam transfer yapmamız lazım devre arasında o bölgelere. Özellikle genç yıldızlı adaylarına dikkat edeceğiz. Evet, başladık. Şu maçı alalım ilk önce. İlk önce şu maçı bir alalım.
Yolumuza devam edelim. Kafa vuruşu dışarıya. Dışarıya gitti. Evet. 3 şut attık. Biri kaleye buldu Belhanda. Emre Akbaba ve gol. Emre Akbaba bu sezonki 4. golünü attı. Yine güzel bir gol. Ve 1-0 öndeyiz Atletico Mineiro deplasmanında. Belhanda'nın asisti Emre. Fenerbahçe'de da çok güzel gol vardı. Burada da çok güzel vurmuş topa. Çok sert vurmuş. Ve bu sezonki 4. golü Emre Akbaba'dan da güzel bir performans alıyoruz. 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz. Muslera. Çok tehlikeli geldiler. Savunmamızın hatası. Of, Lines. Gol yiyeceğiz yine galiba ya. Yani dayanamıyoruz. Bakalım Lindemo Marcao ikilisi oynuyorlar bu maçta. Şöyle iki bulup, evet, Belhanda sarı kartı gördü. Cezalı duruma düştü. İlk kaybımız Belhanda oldu. Anderlecht maçı öncesi arkadaşlar. Emre'nin görmemesi lazım. Emre Akbaba'nın görmemesi lazım. Kesinlikle görmemesi lazım. Belhanda da maçın ileriden 6.9 oyuncu puanıyla. Of. Onyekuru gitti. Onyekuru gitti. Ayağından sakatlanmış. Sinan Gümüş hamlesini yapacağız Onyekuru yerine. Bu çok kötü oldu ya. Devam ediyoruz. Bu çok kötü oldu. Bu kısacası hiç iyi bir haber değil. Onyekuru çok etkili bir oyuncu bizde ve o bölgede çok fazla alternatif yok. Santos Ajax deplasmanının önünde Dinese geliyoruz. Yunus Akgün ve Diakne. Enbay Diakne kaldığı yerden devam ediyor. 9. golü bu sezon. Evet, 2-0. Yunus bıraktı. Enbay Diakne tam köşeye, tam köşeye. Derin bir oh çektik ama Ndiaye'yi çıkartmam lazım. Ndiaye'nin sarı kart görürse Ndiaye ve Emrah Baba ikinci yarıda çıkartmam lazım. Nagatomo! Japon Yuto Nagatomo 3-0. Evet, Atletico Mineiro deplasmanında çok rahatladık. İşte Nagatomo sağ ayak içiyle çok güzel bırakıyor köşeye. Çok güzel bırakıyor. Güzel goller oldu bugün. 3-0'ı da yakaladık. İkinci yarıda Emrah Baba, Atalay Babacan değişikliği yapacağım. Bu maçı buradan vermeyiz diye düşünüyorum. Muslera bu arada net bir fırsat. Savunma arkasına atılan toplardaki zafiyetimiz devam ediyor. Out. Emre Akbaba'nın yerini Atalay'a alacağım. Çünkü Emre Akbaba'ya ihtiyacımız var Anderlecht maçında. 60'a doğru filan da Ndiaye'ye Selçuk değişikliği yaparız arkadaşlar. Ndiaye'yi de konulmuş oluruz. Artık diğer Luyendama, Nagatomo onlar sarı kart görürse yapacak bir şey yok. Ajax 1 Santos 1. Dani van de Beek'in 44. dakikada kulüpte Ajax beraberliği yakaladı. Evet ilk yarıda rahattık. 3-0 öndeyiz gerçekten. Beklediğimizden çok iyi bir maç çıkarttık. 15 şut attık. 8'i kaleye buldu. Atletico Mineiro'nun ise 4 şutu var. İkisi kaleye bulmuş. Gerçekten iyi bir performans gösterdik ilk yarıda. Şimdi Atalay Babacan'ı alacağım. Mecburi bir oyuncu değişikliği. Emre Akbaba'nın yerine Atalay'ı koyacağız. Çünkü Emre'yi sarı kart sınırından dolayı korumamız şart. Evet, Atletico Mineiro başladı. Belhanda top kaybı. Dakikalar ilerliyor. Dakika Ajax 2-1 önde. Zakaria Labyad'la deplasmanda 2-1 öne geçti Ajax. Beklediğim bir skorda Ajax yener. Hamburg 3, Beşiktaş 0. Bu kötü bir sonuç. Beklemediğimiz bir sonuç. Hamburg'un Beşiktaş'a 3 gol atması beklenmedik bir sonuç. Evet, sarı kartlarımız güzel gidiyor maşallah. Şimdi 65'e doğru filan Ndiaye'yi de kurtarırsak sarı kartsız. İkinci yarıda zaten Rönanti'yi aldık. Evet, Ndiaye'yi çıkartıyorum. İhtiyacımız var Ndiaye'ye. Ndiaye'nin yerine kimi koyacağız? Kimi koyacağız? Kimi koyacağız? İşte burada sıkıntı başlıyor. Malik'i alalım bakalım. Şöyle yapalım. Ndiaye yerine. Malik'le Atalı'yı değiştirelim. Malik forvetler arasında mücadele etsin. Evet de bayağı bir altyapıdan oyuncu da oynatıyoruz şu an gördüğünüz gibi. Umarım ters tepip de 3-3'e gelmez maç yani. Yok ya gelmez sanmıyorum. Sanmıyorum. Atletico Mineiro'nun o tarz bir tepki göstereceğini düşünmüyorum. Biz şu anda elimizi kolumuzu sallaya sallaya Brezilya'dan galibiyetle çıkacağız arkadaşlar. 76'ya doğru geldik. Evet Santos 2-2 yaptı. Derlis Gonzalez'in golüyle Hollanda'da Ajax deplasmanında bir puan için büyük avantaj. Hakikaten ikinci yarıda durduk. Sıkıntıda bir maç.
yaşamamak için. Sarı kartta Belhan da ceza duruma düştü. Diğer oyuncularımızı kurtardık şimdilik. 87-88. Artık maçın sonucunu bekliyoruz arkadaşlar. Ve böylecelikle 7. galibiyetimizi almış olduk. Gayet başarılı bir performans. 7 galibiyet, bir beraberlik. Muazzam bence. Köşe vuruşunu kullandılar. Ve maç bitti. Evet, ikinci yarıda durgundu maç. 3-0 kazandık. İlk yarıdaki etkinliğimiz oyunumuzu 3-0 kazanmayı başardık. Maçın adamı Yugo Newton Nagatomo oldu. Belhanda cezalı duruma düştü. Diğer futbolcularımızı korumayı başardık. Ceza riskinden. Şimdi Milan'da 5 atmış bu arada. Henry Onyekuru 4-5 hafta. Geçmiş olsun. Evet, Henry Onyekuru bizi mahvetti şu an. O bölgede ne yapacağız bakalım. 4-5 hafta çok ciddi rakam. Evet, 8'de 7 galibiyet, bir beraberlik. Devam ediyoruz oğlum. Devam. Ve bu arada diğer maçlara bakalım, bizim B grubunda neler olmuş. Ajax 2, Santos 2, Anderlecht 1, Real Betis 0. Biz 3-0 galibiz. Beşiktaş Hamburg'a 3-0 yenilmiş. Tigres 6, Feyenoord 0. Vay be. Hertha Berlin 1, Stuttgart 0. Celta Vigo 5, Krasnodar 1 olarak bitmiş. Ve 8. maçlarda baktığımız zaman 9. maçta oynamış bazı takımlar. 22 puanla lideriz. Arkamızda Hertha Berlin var 18 puanlı. Hamburg 15 puanlı 3. River Plate 14 puanla 4. Beşiktaş'ı arıyorum. Gözlerim 12 puanda Beşiktaş 8 maçta. Atletico Mineiro, Chievas, Dinamo Kiev ve Krasnodar'da küme düşme hattında arkadaşlar. Şimdi artık Anderlecht maçı. %100 kazanmamız gereken maç. Evet, Onyekuru'nun sakatlığı Galatasaray takımı derinden yaraladı. Hakikaten çok büyük kayıp. Şoktayız yani. Onyekuru'nun sakatlanması çok kötü oldu. Şimdi o bölgede Yunus Akgün hamlesini yapacağım mecburen. Çok fazla yapacak hani şansımız da yok. Yunus Akgün hamlesini yapmak zorundayım arkadaşlar, mecburen. Mecburen. Ama şu Anderlecht maçını %100 almam lazım. Bu arada Atalay'ın hakikaten antrenman performansı muazzam. İyi de katkı verdi. Fena katkı vermedi girdiği zaman yani. Çok kötü değildi. Evet, devam ediyoruz. Ne diyeyim, Yiğit? Dinamo Kiev Chievas'la oynuyor. Küme düşme maçı açıkçası. Bakalım alan takım büyük avantaj elde edecektir küme düşmemek adına. Dinamo Kiev'in Chievas'tan Meksika'dan puan almasını zor olarak görüyorum açıkçası. Evet, şu an golcüler Divizyon 3'ün golcüleri Gaston Pereira PSV'de 8 gol atmış. İkinci bizim Mbaye Diagne'nin 7. Üçüncü Gold Boca'da 6 golü var arkadaşlar. Mbaye Diagne gol krallığı yarışında şu an ikinci sırada. Hakikaten büyük karakter koyuyor. Sahaya Mbaye Diagne. Bu maçta da gol bekliyorum ondan. Evet, Dinamo Kiev 2-1 yenmiş. Çok önemli bir galibiyet almış. Chivas deplasmanında. Şu Sepel Deva fena bir adam değildi aslında ama yok. O Sepel Deva değilmiş, pardon. Neyse, Sevilla 1, Manchester United 0. Bu arada Divizyon 1'de Arsenal 1, Real Madrid 1, Aubameyang ve Kroos. Hakikaten enteresan sonuçlar çıkıyor. Sevilla'nın Manchester United yenmesi gerçekten bence garip bir sonuç. Beklenmedik bir sonuç diyebiliriz. Evet, favoriyiz. 1.80 vermiş iddia bize. Anderlecht karşısında. Anderlecht'e 4 vermiş. Hacı Markao önermiş. Mondial Futbol Dergisi'ne konuşsan Galatasaray'ın eski müşteri Hoca Hacı formdaki Markao'ya övgülerde bulundu. Aferin Markao'm ya. Markao'm olacak arkadaşlar. 10 milyon euro piyasa bedeli var. 9 maçta 1 gol, 1 asisti var ve 7.47 puan ortalaması. Muazzam. Aferin Markao. Levent Şahin takım ruhunun üst düzeyde seyredeceğinden emin. Biz de eminiz hocam. Anderlecht bu arada fena değil. Anderlecht 6. Yani Anderlecht kötü bir durumda değil. Bu arada River Feyenoord oynuyor bizde. Onlarda da B A grubunda da Boca Juniors'la PSV Eindhoven oynuyor. Bakalım nasıl sonuçlar çıkacak. Şu an Divizyon 3'te A grubunda Boca oldukça formda. Biz de B grubunda lideriz. İki takım da oldukça formda olduğunu görüyoruz açıkçası. Tabii otoriteleri de yanılttık. Bize 1.50 falan veriyorlardı galiba. Evet, Boca 1, PSV Eindhoven 1 bitmiş. Enteresan bir sonuç.
Garip bir sonuç. Ben Boca'nın PSV Eindhoven'ı Arjantin'de yenmesini bekliyordum. Hakikaten çok formdalar çünkü. Ama yenemediler. Shakhtar bir Wolfsburg 0. Divizyon 2'de Kovalenko'nun 37. dakikada golü. Divizyon 2'de Atletico Bilbao 1, Florentina 1. Evet, River'da Feyenoord'u yenmiş. River iyi gidiyor. River 3. sırada bizde. Güzel. Bu takımları seviyorum arkadaşlar. River bir de Boca Juniors. Bunlarla oynamak zaten ayrı bir zevk. Chelsea 2-0'la geçmiş. Napoli bu arada Divizyon 1'de. Bayern 1, Tottenham 1. Müller ve Eriksen Divizyon 1'deki günün diğer karşılaşması. Evet, artık biz geldik. Çok kritik bir maça. Bu maçtan sonra kupa maçı var. Crystal Palace'la birlikte oynayacağız. İngiliz takımını konuk edeceğiz. Şu maçı alalım. Ve gerçekten büyük avantajı yakalayalım arkadaşlar. Çok önemli bir maç şu maç. Mutlak 3 puan yani. Bugün bir puan kurtarmaz. Mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağım. Evet, Hein van Zeeborg Anderlet'in hocası. 1.80 bize 4 Anderlet'e verilmiş. 41.864 bile satılmış. Rupiah Dora da maçın hakemi. Haydi Galatasaray diyorum. Haydi çocuklar diyorum. Umarım şu maçı alırız. Hoppa, cezalar ve sakatlar dikkat çekici tabii. Mariano'yu koyacağım. Diğer defansta fazla bir değişiklik yapmayacağım. Belhanda'nın yerine Fernando'nun bitti herhalde cezası. Fernando'yu koyacağım ama hala sarı kart var abi. Sarı kart. Ben bu olayı çözemedim, sarı kart olayını. Yunus Akgün'ü koyalım. Yunus Akgün'ü de sola atacağız. Mecburen. Hemen Onyekuru'nun sakatlığında. Evet, bu 11 iyidir. Bu 11 ideal 11'dir. Semih Kaya'yı alacağım arkadaşlar. Yalnız Lundumun'un perpü şeyi çok düşmüş. Hatta Nagatomo yerine de Martinez'i alacağım. Biraz dinlensinler. Martinez de forma şansı bulsun. Evet, ilk 11'imiz Muslera, Mariano, Semih Kaya, Marcao, Lines, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Emre Akbaba, Yunus Akgün ve Diagne. Ne olur sarı kart görmeyin arkadaşlar. Size yalvarıyorum artık yani. Sarı kartı gör, sarı kart cezası olayı 1, 2, 3, 4, 5, 6 oyuncumuzu şu an sarı kart cezası sınırında. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Evet, Anderlet'te Santini. Bu kim? Bunu bir tanımıyorum. Moriako ve Musanda mı? Musona hücum hattını oluşturuyorlar. Neuer, Komus gibi oyuncular da orta sahada oynuyorlar. Çok tanınmış oyuncular yok açıkçası. Ama bayağı bir kalabalık orta sahada. Bayağı defansif başlıyor yani. Bayağı defansif başlıyor. Evet, Anderlecht başladı. Haydi Galatasaray. Haydi çocuklar. Şu maçı alırsak çok büyük avantajı elde edeceğiz. 9 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik uğraşacağız. Ve hakikaten büyük bir avantaj elde edeceğiz arkadaşlar. Evet, düşük başladık maça. Düşük başladık. Şu an 10 dakikada 3 dakika bir kaleyi buldu. Anderlecht'in tehdidi yok. 4'e 1 oldu şutlarımız. Feghouli sarı kart gördü ve cezalı duruma yine düştü. Yunus Akgün sakatlandı ama devam edebilir diyorlar. İkinci yarıda Sinan Gümüş hamlesini yaparız. Evet, bu arada Anderlecht hakikaten iyi kapanıyormuş. Şu an çok iyi bir maç çıkaramadık açıkçası, doğruyu söylemek gerekirse. Etkisiz kaldığımız bir hücum müsabakası. Hamburg 1, Tigres 0 oldu Jairo'nun golüyle. Alman temsilcisi Meksika temsilcisi önünde öne geçti bu arada. Hamburg da bayağı zorluyor bu arada. Hamburg iyi takım. İyi takım olmuş. Evet, 35 Fernando da ceza duruma düştü. Allah razı olsun arkadaşlar. Devam. Lines, Fernando, Emre Akbaba, Marcao, Fernando sağ tarafa, Ndiaye, Feghouli bir orta daha geçmedi. Fernando, Yunus, Fernando orta gol. Mbaye Diagne bu sezon 10. golü. Evet, çok etkili olamadığımız maçta kilidi Mbaye Diagne ile açtık. İşte gol. Fernando sol ayakla çıkarttı. Diagne tam bir golcü vuruşu. Bu sezon 10. golü. Evet. 1-0 öndeyiz. Zevk sigarasını da yaktık. O kırmızı kart, kırmızı kart. Emre Akbaba kırmızı kart. Abi. Evet, devam edeceğim. Emre Akbaba kırmızı kart. Yani bu kadar olmaz ya. Hakikaten. Yani ne gerek var orada çift almaya abicim ya? Ne gerek var ya?
Cezalar bizi bitirdi arkadaşlar. Bitirecek mi bakalım. Gerçekten buna rağmen muazzam performans gösteriyoruz. İlk yarı bitti. 15 şut attık. 4 isabetli Anderlecht'sine 2'ye 1. %51 topa sahip olduk. Çok mu iyi bir ilk yarı? Hayır. Ama takımdaki yoğun maç fikstürü ve cezalı oyuncular da bizim açıkçası performansımızı olumsuz etkilediğini söylemekte fayda var. Marcao da sarı kart görüyor bu arada. 3 sarı kartımız var. Ya presle oynadığımız için sarı kartlar oluyor arkadaşlar. Ama kırmızı kart için diyecek bir şeyim yok. Tamamıyla oyun motorunun gerçekleştirdiği bir durum. Yunus Akgün'ün performansı çok kötü şu an. Şu Yunus Akgün'ü alalım. Bayağı durgun bir maç. 1-0. Savunmada iyi durduk Allah'tan. Evet, Yunus'u herhangi başka bir oyuncu değişikliği de yapmaya gerek duymuyorum şu an. Devam etse futbolcular. Zaten yapacak şansımız da yok. Yani çok. Real Betis 3, Real Sociedad 1 oldu. William Carvalho'nun golü geldi. Haydi çocuklar, şu maçı şöyle bitirelim. Size dürüm ısmarlayacağım soyunma odasında. Bunu hak ediyorsunuz hakikaten. 1-0 devam. Real Betis 3, Real Sociedad 2 oldu. -79. Evet, maçın adamı Fernando gibi gözüküyor. 7.39 oyuncu puanı. Bu arada Ender de hücumda hiçbir şey yapmadı kapanmaktan. Zaten beşli yani bir sekizli savunma hattıyla çıkmışlardı. Garip bir şey, taktikle. Değişiklik de yapmadılar çok fazla. Sadece iki şut atabildiler. Bizi de kilitlediler aslında ama biz bir şekilde Diakne ile golü bulduk. Ve evet, artık maç bitmek üzere. 90 artı 3. Ve kazandık. Evet, 1-0 kazanıyoruz. Zorlu maçta hakikaten zorlandık. Anderlecht çok katı savunma yaptı. Anderlecht'in 2'de 1 şut isabeti var. Bizim ise 24'te 5. %50 toplu oynama oranları. Önemli bir galibiyet aldık. Güzel galibiyet diyelim. Çok mu iyi oynadık? Hayır, ama aferin beyler, iyi galibiyet aldınız diyelim. Ve devam edelim. Gerçekten çok önemli bir skordu bizim adımız arkadaşlar. Evet, Galatasaray güzel oyun demiş ama bence güzel değildik. Cezayı itiraz edelim. Bir bakalım. Levent Şahin, Semih Kaya kulübümüze çok iyi hizmetlerde bulundu demiş. Tabii ki. 150. lig maçına çıkmış Semih Kaya. Evet arkadaşlar, bu videoyu burada bitirelim. Şöyle kısa bir önümüzdeki fikstüre bakalım. Gördüğünüz gibi bir Feyenoord beraberliğimiz var. Diğer maçları galip bitirmeyi başardık. Son haftalarda sakatlıklar ve cezalardan biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi Crystal Palace, Beşiktaş, Santos ve Salzburg 4 tane evimizde karşılaşma var. Bu çok büyük avantaj. Bu kadar sakatlığın ve cezanın olduğu ortamda. Bu maçlarda hedefimiz yine her zamanki gibi galibiyet olacak. Lige baktığımız zaman ligde lideriz arkadaşlar. 9 maç sonunda 25 puanımız var ve en yakın rakibimize 7 puan fark atmış bu durumdayız. Çok büyük avantaj. Hamburg 18 puanda, Hertha Berlin 18 puanda, River 17 puanda, Stuttgart 14 puanda arkadaşlar. Küme düşme hattında ise Leicester, Atletico Mineiro, Chievas ve Krosnolar var. Leicester'ın burada olması gerçekten enteresan arkadaşlar. Evet, video izlediyseniz, beğenirseniz mutlu olurum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın arkadaşlar.